Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbahi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Sözler Risalesi'ni konuşuyorduk. Dört ders boyunca birinci sözü konuşmuştuk. Tefekkür etmiştik ve sonuna gelmiştik. Tabii bu sonuna gelmek yanlış anlaşılmasın. Elbette birinci sözün bize söyleyecekleri bitmedi. Hatta ders bittikten hemen sonra üzerinde durmadığım bazı şeyler benim aklıma geldi. Fakat işte nasibimiz o kadarmış. O dört derste onları konuşabildik. Bugün yine başa dönsek, birinci sözü tekrar konuşsak, ben inanıyorum ki çok yeni şeyler söyleyeceğiz. Dün konuşmadığımız, evvelki günler konuşmadığımız şeyler konuşacağız. Bu yolculuk bitmiyor. Marifet yolculuğu bitmiyor. Dini metinlerin okunması süreci böyle bir süreç. Hatta Kur'an hatminde bilirsiniz, Kur'an bittikten sonra işte Nas suresi okunulup hemen dua verilmez. Ne yapılır? Tekrar başa dönülür. En baştan bir miktar daha okunur. Yani Fatiha okunur. Sonra Bakara suresinden bir miktar daha okunur. Neden böyle yapılıyor? Çünkü bu yolculuk bitmeyecek. Kendimize bunu söylemiş oluyoruz. Evet, biz zahirde Mushaf'ın sonuna geldik. Nasıl okuduk? Yani son sureyi okuduk Mushaf sırasına göre ama o yolculuk bitmedi ki. Kur'an'la bizim yolculuğumuz yakin gelinceye kadar, yani imtihan bitinceye, ölünceye kadar. Veya şöyle söyleyelim, Kur'an bizim üzerimizdeki vazifesini bitirinceye kadar bitmiyor. Yani burada bize paydos verecek olan aslında Kur'an ve Kur'an'ın sahibi. Onlar paydos vermedikten sonra bizim kendi çabamızla, gayretimizle bir paydosa ulaşmamız mümkün değil. Bir finale ulaşmamız mümkün değil, bitti dememiz mümkün değil. İşte bu metinlerin sırrı bu, okunmasının sırrı bu, tekrar tekrar okunmasının sırrı bu. Hatta Esat Coşan Hoca Efendi merhum da Ramuzül Ehadis derslerinde aynı yolu izliyordu. Yani mesela eser bittiği zaman Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri'nin eseri biliyorsunuz Ramuzül Ehadis. Eser bittiği zaman tekrar başa dönüyordu. Başından bir miktar okuyordu. O zaman o da bunu böyle beyan etmişti. Yani İslami metinler böyle okunur. Başladık bitirdik değil. Başladık bir tur attık tekrar başa dönüyoruz. Bizim yolculuğumuz dairesel bir yolculuk. Yani bir döngü yolculuğu. Ondan geliyoruz ona dönüyoruz, ondan geliyoruz ona dönüyoruz. Yüzümüz hep Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Biz faniler olduğumuz için bakiye elbette bir turda anlayabilmemiz mümkün değil. Tekrar tekrar dönüyoruz, tekrar tekrar kabımızı dolduruyoruz. Okyanusu kaşığımızla aktarmaya çalışıyoruz. Yapabilir miyiz? Elbette ila nihaya bitiremeyiz ama bu yolda ölmeye çalışıyoruz. Yani bizim bu meşguliyetimiz bir tür dua. Hani bilirsiniz, rivayetlerde vardır. Ne hal üzere yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ne hal üzere ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Yani bu meşguliyetler aslında bir tür dua. Biz şu an meşgul olarak Cenab-ı Hakk'a fiili bir duada bulunuyoruz. Ya Rabbi, ben bununla hemhal olmayı seviyordum. Ben burada ölmek istiyordum. Yani bu davanın peşindeyken sana kavuşmak istiyordum. Beni onunla kavuştur demek bu bir nevi yani. O yüzden amellerimiz bizim nasıl öleceğimizi belirliyor. Nasıl öldüğümüz de Cenab-ı Hakk'ın huzuru nasıl gideceğimizi belirliyor. Bu yönden böyle meşguliyetler güzel meşguliyetler. Cenab-ı Hak hep ismi şerifiyle, marifetullahıyla, tefekkürüyle bizi meşgul eylesin. Başka boş malayani işlere vakit bıraktırmasın, onlarla uğraştırmasın. Çünkü hakikaten onlar fanilik, yarına bir şey götürmeyen şeyler. Ama bunlarla elde ettiğiniz şey yarına da kalıyor, ahirete de kalıyor yani. Devam bunlarda. Pekala, birinci sözü konuştuk demiştim. Konuşamadığımız bazı şeyler sonradan aklıma geldi demiştim. Onlardan bir tanesi şu. Mesela birinci sözün yazılış şartları. Yani şöyle bir şey geliyor. Tabii bu benim aklıma gelen bir şey. Belki herkes katılmaz. Hani Bediüzzaman Hazretleri niye sözlere Bismillah'la başlamış? Yani Bismillah'a tevekkür ederek başlamış. Buna şu denebilir. Tabii İslami metinler öyle başladığı için o da öyle başladı. Doğru, böyle bir yanı var. Hakikaten de İslami metinler besmeleyle başlar.
ve hakkında ilk konuşulması gereken de bu açıdan besmeledir. Ama diğer açıdan baktığınız zaman en son unutulan da besmeledir. Yani bir şey başladığınız noktasında geri dönerken en son ne unutulur? Başlangıç noktasındaki olan unutulur. Demek ki o zamanın şartlarında, o imtihan şartlarında, sabık dönemde, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, o baskı yıllarında insanların Bismillah'ın ne olduğunu hatırlamaya ihtiyacı varmış. Bakınız devamında Üstad Hazretleri hararete, salabete karşı bitkilerin nasıl karşı koyduğunu bize hatırlattı. Yani aylarca sıcak havaya karşı o yaprakların taze kalması veya işte köklerin o sertliğin içinde, toprağın taşın içinde yayılmaya devam etmesi, yumuşaklıkla beraber yayılmaya devam etmesi sırrını hatırlattı. Bu bize şunu da düşündürmeli. Aslında o dönemdeki insanlar da az çok bu şartlarda yaşıyorlar. Yani devletin dine karşı o dönemde çok baskıcı bir politikası var, yasaklar var, işte sarık cübbeye kadar, giysisine kadar insanların karışıyorlar. Ezan bir kere artık okunamaz olmuş, ezan okuyanlar hapse atılıyor. Kur'an alfabesiyle bir şey yazmak, ders vermek mümkün değil, yakalanırsanız hapse atılıyorsunuz vesaire. O şartlarda bizim hatırlamamız gereken şu: Allah'a dayanırsanız bunları aşmak mümkün. İster hararet olsun, ister salabet olsun, ister istibdat olsun. Ne olursa olsun eğer Allah'a dayanmaya devam ediyorsanız o bitkilerin başardığını siz de başarabilirsiniz. Yani hararete karşı yapraklarınızı yaş tutabilirsiniz. Kalbinizi, zihninizi, hayatınızı marifetullah'la tutabilirsiniz veya tebliğinizi o taşların arasında bile yayabilirsiniz. Dininizi o kayaların arasında bile anlatabilirsiniz ve gün gelir o kayayı parçalarsınız ve siz kazanırsınız. E bugün elhamdülillah biz bunu biraz müşahede ediyoruz yani. Nerede o 28 Şubat şartları, nerede bugünün şartları veya o sabık dönemin şartları, nerede bugünün şartları? Buranın Müslümanları, bu toprakların Müslümanları Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla hep el birliği vermişler. Hep beraber çalışmışlar. Sadece bu cemaat, sadece şu tarikat değil. Hepimiz hep beraber dinimizin üzerinde sebat ettiğimiz için, onun bilgisini korumaya çalıştığımız için, öğrettiğimiz için sonraki nesillere ayakta kalmışız. Gün gelmiş o sorgulanmaz sanılan devler yıkılmış, heykeller yıkılmış, İslam kazanmış. İnşallah da kazanmaya devam edecek. Durmamız gereken yer burası yani. Biz Allah'ın adıyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki manzara zamanla değişecek belki, hemen olmayacak. Ama biz burada sebat etmeliyiz. Evet, birinci sözün aklıma gelen bir şeyi de bu oldu yani sırrı. Onu dün konuşamadık, evvelki günler konuşamadık, bugün konuşmuş olduk. Bugün ikinci söze geçmiyoruz. Arada bir misafirimiz var. Bu misafir 14. Lema'nın ikinci makamı. Bu bölüm aslında isminden de anlaşılacağı üzere Lema'larda. 14. Lema'nın ikinci makamı. Açtığınız zaman Lema'larda bulursunuz yani. 14. Lema'nın ikinci makamını ilgili yerde buluyorsunuz. 14. sırada buluyorsunuz yani. Ama öyle bir konusu var ki tam böyle birinci sözle ikinci sözün arasında girecek bir bahis. Daha doğrusu birinci sözün ardına gelecek bir bahis. Neden? Birinci söz bize ne anlatıyordu? Bismillah anlatıyordu. Besmele'yi anlatıyordu. Burası ne anlatıyor? Bismillahirrahmanirrahim anlatıyor. Ama daha farklı bir düzlemde. Nasıl? Neden Bismillahirrahmanirrahim'de Cenab-ı Hak bize Allah, Rahman ve Rahim isimlerini seçmiş? Öyle ya, yani Bismillahirrahmanirrahim olmazdı da Hakimi Alim olabilirdi mesela. Veya işte Hannan-ı Mennan olabilirdi. Kahhar-ı Cebbar olabilirdi. Cenab-ı Hakk'ın esması çok. Metin-i Mekin olabilirdi mesela. Ama onlar seçilmemiş. Bize ne seçilmiş? Allah seçilmiş, Rahman seçilmiş, Rahim seçilmiş. Cenab-ı Hak bu üç kelimeyi bize tembihlemiş tabiri caizse. Ders vermiş. Bunu sık sık okuyun, sık sık hatırlayın demiş. Diğer isimlerini değil de bunları. Bu niye? Bu bahis bunu cevaplıyor. Cenab-ı Hakk'ın her seçiminde elbette çok hikmetler var, sonsuz hikmetler var. Bize de Bismillahirrahmanirrahim'in hatırlatılmasında çok çok hikmetler var. En çok da bizim muhtaçlığımızla ilgili, yaralarımızla ilgili şifalar var. Okumaya başlayalım bakalım. 14. Lema'nın ikinci makamı.
makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Evet, aslında yeri lemalar. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar, Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmekle avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Yani yazabilse daha uzun yazacakmış Üstad Hazretleri. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken, ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara, belki medar istifade olur niyetiyle, 14. lemanın ikinci makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar. Burayı bir daha okuyayım. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Şimdi incesini okumaya başlayalım. İhtar, Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz talebelerine, öğrencilerine, takiplerine, daha genel manada dostlarına, okurlarına diyelim, şunu çok öğretiyor. Marifetullah dediğimiz hadise, Cenab-ı Hakk'ı bilme dediğimiz hadise akıldan uzak bir hadise değil. Yani akıl burada çalışmaz, akıl burada iş yapmaz. Öyle bakmıyor Bediüzzaman Hazretleri. Ki zaten Selefi Salih'in yolu da bu değil. Biz aklın da yaratılmış bir varlık olarak, bize konulmuş bir cihaz olarak kullukta bir fonksiyon gördüğünü kabul ediyoruz. Onun da hakkı olduğunu kabul ediyoruz. Düşünmemek gerektiğini düşünmüyoruz. Düşünmek gerektiğini düşünüyoruz. Ama burada şunu da yapmıyoruz. Bakın o Kur'an Müslümanlarının falan filan, onların böyle kafayı yemişliği diyelim, akıl sanmalarını da yapmıyoruz. Neden? Biz diyoruz ki aklın bir sınırı var. Bir kapsayabileceği alan var. Etkilenişi mümkün. Dışarıdan etkilerle, eğitimle şekillenmesi mümkün. Bozulması da mümkün aklın. Mesela mihengi de bozulabilir aklın. Bunlar mümkün. O yüzden biz aklı takdis etmiyoruz, kutsallaştırmıyoruz, tenzih etmiyoruz, hatadan beri görmüyoruz. Bizim Batı aydınlanmacılığından en büyük farkımız bu. Biz aklın kusurlu olduğunu kabul ederiz arkadaşlar. Akıl hata yapabilir ki yapıyor da. Bugün bilim dünyası bile kendi yanlışlarını ortaya çıkara çıkara ilerliyor. İşte Newtoncu fizik böyleydi, kuantum geldi, yok o öyle değilmiş, şöyle olmuş. İşte Edison böyle demişti, yok işte Tesla geldi, yok o öyle değil dedi. Alternatif akımdı, bilmem ne akımdı, bilmem ne şu oldu, bu oldu. Yani aslında bilimin yolculuğu da bu. Akıl öncekinin yanlışını bularak ileriye gidiyor. Biz bunu daha baştan kabul etmişiz. Demişiz ki aklın, vahyin karşısındaki konumu haddini bilmektir. Mesaisi yok değildir. Anlamada bir payı vardır. Delilleri kavramada bir payı vardır. Ancak mihenk noktası sadece akıl değildir. Akılın açılmaya da ihtiyacı olabilir. Mesela bugün seküler akılla Peygamber Efendimizin miraç yaptığını fizik nasıl açıklayabilir? Fizik diyor ki bugün modern fizik, ışıktan daha hızlı bir şey olamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem ruhu hem bedeniyle bütün alemi dolaşmış, geri geldiğinde yatağa daha soğumamış bile. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Işıktan daha hızlı bir şey yok diye miracı mı inkar edelim? Yok, hayır. Diyelim ki modern bilime, bilim efendi sen bugün bundan daha hızlısını bulamamış olabilirsin. Zaten senin yapın böyle. Sen gıdım gıdım ilerliyorsun. Tespit ettikçe, gözün açıldıkça öncekinden pişman oluyorsun. Bari ilişme bize. Bizim vahyimiz senin bilginden daha sarih. Alemleri yaratan Allah'tan gelen bilgi bu. Sen kendini bu bilgiye göre aç. Düşün mesela, de ki ya ışıktan daha hızlı bir şey olmasa bu olabilir mi? Kulakları çınlasın. Fizik hocamız vardı bizim lisede, Rıza Bey. O derdi mesela,
dindar bir insandı, ibadetinde bir insandı. İlk ondan işitmiştim. O dedi ki, gençler dedi, yani bugün modern fizik ışıktan hızlı bir şeyin olmadığı üzerine kuruludur. Yarın siz eğer miracı çözüp bundan daha hızlı bir şey olduğunu da fark eder bulursanız fiziği alt üst edersiniz demişti bize. Yani bu kadar şey görmeyin, sarsılmaz tabuları olan bir şey olarak görmeyin. Her şey değişebilir demişti. O açıklığı koruyabilmek. E bakıyorsunuz en büyük bilim adamları, Einstein vesaire, bunların da zaten en büyük hüneri o açıklığı koruyabilmek. Adam diyor ki evren bükülü, biz görmesek de aslında güneş çökmüş vaziyette. O yüzden gezegenler onun etrafında dönüyor aslında de gezegenler ona doğru düşüyor diyor tabiri caizse. E şimdi sen zahirde böyle bir şey görmüyorsun, uzaya baktığında dümdüz gibi geliyor sana belki. Ama diyor ki bizim algılamadığımız bir boyutta bükülme var diyor. Hadi bakalım. Bu bir zihin açıklığı meselesi. Zaten hep diyorlar, Einstein'ın diğer bilim adamlarına göre en büyük avantajı hayal gücüydü. Onların kuramadığı hayaller kuruyordu. Hülasa mucizelerin de aslında böyle bir fonksiyonu var. Mucizeler bizim zihnimizi açıyor. İsa aleyhisselamın ölüleri diriltme mucizesi. Musa aleyhisselamın denizi yarma mucizesi. Asasının yılan olma mucizesi, İbrahim aleyhisselamın ateşe düşüp yanmama mucizesi, Peygamber Efendimizin Miraç mucizesi, bunların hepsi aslında aklımıza düşmüş, tabiri caizse beşer aklına düşmüş karpuz kabukları. Lan diyoruz ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Hani deniz yarılıp içinden geçilebilir mi? Tüp geçit yapıyoruz bugün. Geçmiyor muyuz denizin içinden? Geçiyoruz. İşte mesela insan ateşe düşüp de yanmayabilir mi ya? Bugün yaptığımız kıyafetler var öyle. Hakikaten bayağı dayanıyor yani. Belki daha ilerisini de yapacağız ileride. Yani bunların olabilirliğini, ihtimal olduğunu bize mucizeler çıtlatıyor. Süleyman Aleyhisselam rüzgarla yolculuk ediyormuş. Bir günde bir aylık, üç aylık mesafe alıyormuş neyse. E uçaklar, yaptık biz bunu. Rüzgara binip gidiyoruz işte. Denizin üstünde Nuh Aleyhisselam'ın seyahati yapıyoruz. Bunlar artık bizim için adiyattan oldu. Eski hadis-i şerifler mesela... Eskiden bazı hadis-i şeriflere mülhitler ilişiyorlarmış ya, böyle bir şey mümkün olabilir. Mesela Deccal ortaya çıktığında 40 günde dünyayı dolaşacak rivayette var. Eskiden derlermiş ki, şimdi eskideki ulaşım imkanları nasıldı? Kısıtlıydı. Belki bir yılda hacca gidiyordunuz. Diyorlarmış ki ya böyle şey olur mu bunlar? Olmaz ya, bunlar mümkün değil, bunlar hayal. Uyduruk şeyler bunlar, haşa diyorlarmış. Bugün bize gayet normal geliyor. 40 günle 10 günde de dolaşır diyoruz. Bir günde turunu atar zaten uçağa binse. Yakıtı bitmeyen bir uçağı olsa turunu atar zaten böyle. Bir de hızlı olsa uçak. Yani neymiş? Demek ki aklın imkanları zamanla gelişiyor. O yüzden burada Bediüzzaman Hazretleri akılla ilgili meselelerde hep böyle bir mesela sönük aklıma uzaktan göründü gibi. Başka ifadeler de vardır. Külliyatta rastlarsanız, okursanız. Yani aklı önemsiyor Bediüzzaman Hazretleri. Onun da hakkını vermeye çalışıyor metinlerinde. Ama bir de böyle bir ufak şeyi düşüyor. Aydınlanmacılar gibi ya da işte bugün Kur'an Müslümanları gibi. Kafayı yemiş bir şekilde. Akıl ne diyorsa odur. Akılla mümkün değilse değildir. Bilmem şudur budur cahtır cuttur. Öyle bir şey demiyor Bediüzzaman Hazretleri. Mutlaka akla bir tahdit, bir had bildirme yapıyor. Evet, Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için, bir de şu da ilginç, rahmetin nuru parlak, o bize görünmek istiyor. Biz göremiyoruz, kusur bizde. Bakın ne kadar hoş. O Yunus Aleyhisselam'ın duasındaki gibi, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi sen sübhansın, seni kusurlardan tenzih ederim. Nefsine zulmeden ben oldum. Bak, kusuru kendine al, sübhaniyeti Allah'a ver. Rahmetin de nuru her yerde parlıyor zaten. Göremiyorsan sende problem var. Bak, çok güzel, burada da hemen o sırrın şak diye cümle olduğunu gördük. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için... Bunu konuşmuştuk birinci sözde. Kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Şimdi nota kelimesi burada müzik notası anlamında kullanılmıyor. Veya işte devletlerin birbirine verdiği nota şeklinde kullanılmıyor.
daha çok not almak gibi. Aslında bildiridir notanın asıl manası. Bildirmek, uyarmak gibi, hatırlatmak gibi diyelim bir manası var. Burada da o anlamda kullanılıyor. Yoksa müzik notası veya işte efendime söyleyeyim devletlerin birbirine verdiği nota şeklinde değil. Gerçi devletler de birbirine uyarmak için veriyorlar ama buradaki tam o değil. Buradaki daha çok öyle not almak. Nefsin bunu unutmasın, hatırında kalsın tabiri caizse. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmekle avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Burada ben hani biraz da böyle yazmak çizmek işleriyle uğraştığım için, editörlük de yaptığım için vaktiyle şöyle bir şey hissediyorum. Yazmanın amacı ne olmalı dediğimde burada bir cevap buluyorum kendime. Yazmak nurun etrafını çevirmek ile olmalı. Demek ki yazmanın böyle bir şeyi var, hüneri var. Aklınıza bir güzel bir şey geliyor, bir marifet geliyor, iyi bir bilgi geliyor, salih bir doğru bir şey geliyor yani aklınıza. Tutmazsanız gidebilir de unutabilirsiniz. Benim bazen öyle yazı konusu aklıma geliyor, eve gelene kadar unutuyorum. Neydi ya diyorum, bir aklıma bir şey gelmişti benim, onu yazayım falan diye düşünmüştüm. Akıp gidiyor. Demek ki yazmak ilmi zapt etmek için, etrafını çevirmek için. Bediüzzaman Hazretleri kendi yazma amacı olarak bunu görüyor. Neden? Onu tutayım da diyor nefsim unutmasın. Hatırlasın tekrar. Bir daha aradığında nereye gitti bu bilgi demesin. Ve biraz da kapıyı bizde açık bırakmak için yani. Biz onun talebeleri olarak bu bilgilere nasıl ulaşacağız? Her zaman Bediüzzaman Hazretlerini bulup ondan dinlememiz mümkün değil. Ta o zamanki talebeleri bile onunla görüşemiyorlarmış ki devlet tarassut ettiği için, rahat bırakmadığı için. Biz hiç görüşemeyiz. Demek ki yazmakla bu ilmi çoğaltabiliriz. Yazmakla bu ilmi yayabiliriz. Yazmak bu anlamda bir sabitleştirici, ilmi dondurucu bir vazife görüyor. Saklayabilir bir hale getiriyor. Yazmamızın amacı bu olsun yani öncelikle. Nefsimizi irşad etmek olsun. İnşallah önce ben, sonra siz inşallah. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken, has ne demek? Benim nefsime özel, benim nefsime münhasır gibi. Sivaslılar bunu iyi bilirler. Sivas'ta biz bunu çok kullanıyoruz. Ben bazen arkadaşlara diyorum, Sivas şivesini öğrenmek istiyorsanız ilk terk etmeniz gereken kelime iyi, İlk öğrenmeniz gereken kelime de has. Bu da has da demeyiz biz. Has böyle biraz hırıltılı bir he ile. Mesela işte iyi bir yap, iyi bir yemek yap veya güzel bir yemek yap getir denmez. Has bir yemek yap da yiyek denir mesela. Veya işte ne iyi ettin de geldin. Böyle söylenmez. Ne has ettin de geldin denir mesela. Bunun gibi Sivas'ta has kelimesi asla unutulmaz. Çok kullanılır. Ve Sivas şivesi yapmak isteyenler de mutlaka güzel ve iyi kelimelerinden daha çok has kelimesini kullanmaya alışmalıdır. Bu da bir ek bilgi olarak gelsin. Ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara, nefsi nefsimden daha uyanık, daha dikkatli, daha beklentili böyle fark etmeye böyle yönelmiş bir şekilde bekleyen zatlara, belki medarı istifade olur niyetiyle 14. Lema'nın ikinci makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviflerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Şimdi bu cümleyi okuduğumuz zaman biz eskiden derslerde, ben hani kendi arkadaşlarım arasında bile, nur talebeleri arasında bile doğru düşünülmediğini fark ettim. Mesela akıldan ziyade kalbe bakar deyince sanki akılla ilgisi yokmuş gibi ya da akılla çok bu mevzuya bakmamak gerekir gibi anlıyorlar. Öyle değil. Akıl aslında kalbin şubesi. İslam'da böyledir yani, İslam tefekküründe. Kalp ayrı bir şey, akıl ayrı bir şey. Öyle değil yani. Akıl kalbin şubesi. Kalp akıldan daha fazlası. Çünkü kalpte hem akıldan gelen bilgi var, yani aklın kendisi var,
hem vicdan var, hem işte efendime söyleyeyim duygular var. Yani kalbin kuşattığı bilgi akıldan üstündür. Kalp öyle şeyler bilir ki akıl onları fark edemez. Mesela diyelim bir adam görürsünüz. Ya adamın zahirinde hiçbir şey yok. Yani öyle kötü bir sonuç çıkarılacak bir şey yok. İçinizde bir sezgi oluşur. Ya ben bu adamdan huylandım. Bu adamda bir tuhaflık var. Hani pek sıcak gelmedi bana. Zahirde niye bunu söyledin diye sorsa birisi. Hani neye dayandın da arkadaş bu adam hakkında böyle bir şey söyledin? Ya delilim yok ama hoş gelmedi bana. Ve gün gelir hakikaten de doğru çıkabilir. Yani o adam hakikaten yaramaz bir adam çıkar. Sizin öngörünüz doğru çıkar. Hayatta bunu çok tecrübe etmişsinizdir. Ha bu nasıl oldu? Kalp sezdi, akıl anlamadı. Arapçada biliyorsunuz yani öyle öğrenmiştim. İdrak var, izan var, iman var. Üçünü de anlamak manasında kullanıyorlarmış galiba. Ama idrak aklın anlaması, izan kalbin anlaması. İman bu ikisinin bütünlüğünden oluşuyormuş diye duymuştum yani. Tam detayını bilmiyorum çünkü Arapçam yok. Biraz anlayabiliyorum. Mesela öyle olaylar oluyor ki akıl anlıyor, kalp anlamıyor. Bazı olaylar oluyor, kalp anlıyor, akıl anlamıyor. Mesela çok güvendiğiniz bir zatın hırsızlık yaptığını, kötü bir şey yaptığını duyduğunuzda bazen aklınız olayı anlar. Çünkü bilgi gelmiş, sahih şekillerinize ulaşmış, gazetede yazıyor veya polisler yakalamış, delilleri de mevcut. Ama kalbiniz şey yapmaz, ya nasıl yaptı bunu ya, inanamıyorum hala dersiniz mesela. Kabullenmek istemeyen yanlarınız olur içinizde, delilleri görmesine rağmen. Bu belki de idraktır ama izan olmamıştır. Ama diğer türlü bazen de kalbiniz inanır, aklınız kabul etmez. Yani aklınız olayı kavrayamaz ama kalbiniz onun öyle olduğuna itminan eder. Bunların da örneği çoktur hayatınızda, çok buralara girmeyeyim. Ama akıldan ziyade kalbe bakar demek, yani akılla ilgisi azdır, daha çok kalbe bakar değil. Aklın dar alanından çıkmış bir bilgiyi okuyacağız biz burada, öyle anlayalım. O aklın kısıtlı alanından, 2x2=4 eder alanından çıkacağız. Daha geniş bir yerden bakacağız, duyguların, sezgilerin içinde olduğu bir yerden bakacağız. Vicdanın içinde olduğu bir yerden bakacağız. Daha geniş bir açıyla görülecek bir şey bu. Daha geniş bir manzara. En doğru ifadesi bu oldu. Aklı şöyle düşünelim. Bir elimizdeki bir şey olsun. Dürbün. Tek gözlü dürbün gibi olsun. Bu yetmeyecek diyor Üstad Hazretleri yani. Şöyle bakmanız gerekecek. Elinizi açıp şöyle manzarayı tamamen bakmanız gerekecek. Bu cümlenin asıl manası bu. Akıldan ziyade kalbe bakar. Delilden ziyade zevke nazırdır. Burada da mesela zevk kelimesi bazen yanlış anlaşılıyor. Yani bu metni okuyacağız, o eğleneceğiz falan değil. Buradaki zevk o anlama gelmiyor. Bizim gündelik hayatta kullandığımız zevk değil bu yani. Çok eğleneceğiz falan, bu metni okuyanlar çok çok gülecekler diye anlamamamız lazım. Veya zevk alacaklar, çok coşacaklar falan, o olabilir de. Belki maneviyatı adamın çok geliştir. Bu onu heyecanlandırır. Hani sohbetlerde, cami sohbetlerinde falan Allah diye bağıranlar olur böyle. Veya ya hay diye bağırırlar. Öyle bir coşku, hüşyar bir kalp sahibinde olabilir mi? Olabilir. Ama buradan iki ifadenin kastı şu. Burada Bediüzzaman'ın eserlerinde veya tasavvufların eserlerinin genelinde diyelim. Bu zevk kelimesini gördüğünüz zaman bizim gündelik hayatta kullandığımız zevk diye anlamamak lazım. Daha çok tecrübeye benziyor bu. Onlar zevk demekle genelde tecrübeyi kastediyorlar. Delilden ziyade zevke nazırdır demek. Yani bunu tecrübe ettiysen anlayacaksın. İçinde bu tecrübeye tekabül eden bir şey varsa, sende de böyle uyanışlar olmuşsa, böyle bir açıyı yakalamışsan, benim anlattıklarım sana tesir eder. Ama yok öyle bir uyanışın yoksa, bunu tadamayabilirsin yani. Bunu göremeyebilirsin. Buradaki zenginliği anlamayabilirsin. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Mesela resim sanatının eğitimini alan bir resme baktığında başka bir lezzet alır. Ben baksam belki hiç lezzet almam. Çünkü benim o şeyim yok. Tecrübem yok. Yani oradaki estetiği görecek tecrübe bende mevcut değil. Veya işte her ülkenin, her milletin mutfağı ayrı ayrı. Onların yemeği onlara lezzetli geliyor. Bizim yemeğimiz bize geliyor. Meksikalılar mesela çok acılı seviyorlar. Bizde de Urfalılar falan o taraf belki çok acılı seviyor. Ama Orta Anadolu mesela
bizim orada o kadar çok yenmez. Sivas'ta o kadar acı yiyen de vardır ama genelimiz o kadar acıyı sevmeyiz. Yemeklerimiz de çok acı olmaz. O acılı yemek önüne geldiğinde, mesela acılı çiğ köfte önüne geldiğinde Urfalı onu anlıyor. Onun zevkine nazır çünkü. Tecrübesine nazır. O dünyayı biliyor. E sana geldiği zaman senin ağzın açık geziyorsun. Aman bir rüzgar esse de böyle serinlesem diye, su bulsam da yesem diye. Ben hatırlıyorum, abim bir keresinde bir çorba yapmıştı. O zaman da epey kalabalık gençlik grubu var böyle. Çorbanın içine biber, karabiber açılıp dökülmüş. Şu kadarcık çorba bir kase ve yanında da şöyle bir tepsinin içine dilim dönmüş kocaman karpuz var. O karpuz bitti, o çorba bitmedi. Yiyen karpuza davranıyor. Dayanamıyoruz yani. Ama belki Urfalılar olsaydı hiç bana mısın demeyeceklerdi. Delilden ziyade zevke nazırdır. Yani böyle bir tecrübeniz olması lazım. Böyle bir açlığınız olması lazım ki o açlığa bu bilgi tekabül etsin, sizin beslesin latifelerinizi. Evet. Biraz da metinden okumaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Pardon. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Neml suresinin 29 ve 30. ayetleriymiş bunlar. Kısa bir meali de şöyle: Hazreti Süleyman'ın mektubunu alan Sebe kraliçesi Belkıs, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman'dandır ve Bismillahirrahmanirrahim, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Ayet bunu söylüyor. Sebe melikesi Belkıs biliyorsunuz Hüdud kuşunun o kavmin varlığını keşfetmesiyle, o ülkenin varlığını keşfetmesiyle Süleyman Aleyhisselam tarafından İslam'a davet ediliyor. Mektubu Hüdud kuşu bırakıyor. O mektupta da böyle bir cümle varmış ve bu cümle Sebe kraliçesi Belkıs'ı etkilemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Onun olmasını koşarak kendi danışmanlarına haber veriyor. Kur'an da o haberi bize naklediyor. Biliyorsunuz Kur'an'da bütün sureler, Tevbe suresi hariç, Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Tevbe suresinde öyle başlamaz. Çünkü içinde azap ayetleri çok olduğu için. Ama o da sanki bununla telafi edilmiş. Bu ayetin de içinde geçiyor. İşte burası. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Yani bana mektup geldi. Süleyman'dan mektup geldi. Onda Bismillahirrahmanirrahim denilerek başlanmış. Bu haber Belkıs'ı çok etkilemiş. Belki de öyle bir açlığı vardı işte. Yukarıdaki şeye bağlayalım. Delilden ziyade zevke nazırdır diyor ya. Demek ki Belkıs da böyle bir arayıştaydı belki. Yani Rahman ve Rahim olan bir Allah'ın arayışındaydı. O haber geldi mi çok etkilendi. Biz de öyle bir arayıştaysak çok etkileniriz. Mesela bir musibet yaşadık diyelim, Allah korusun. Şimdi o musibetin zamanında insan neyi hatırlamak istiyor? Yani Allah'ın rahmetini hatırlamak istiyor. Ya veya ona aç hale geliyor. Arayışta hale geliyor. Tecrübe etmeye müsait bir hale geliyor. O insana o zaman Allah'ı anlattığınız zaman ya da işte rahmetini, keremini anlattığınız zaman eğer hüşyar bir kalbi varsa o dönemde çok tesir ediyor. O yüzden bizde mesela taziye ziyaretleri, hasta ziyaretleri İslam'da çok tasvip edilmiştir ve o ziyaretler de boş ziyaretler olmamalıdır yani. Gildik Mehmet amca nasılsın, iyisin, ah sen iyi gördüm falan değil de o anda işte Cenab-ı Hakk'ı öğretmenin hatırlatmanın zamanı diye düşünmek lazım. Ben de gittiğim evlerde onu yapmaya çalışıyorum. Üstad Hazretlerinin ölümle ilgili bahislerini, mektubattaki o ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır ayetine yaptığı tefsiri. Taziye ziyaretlerine gittiğimde o gittiğim evlerde ders yapmaya gayret ediyorum. Çünkü o an tam onun anlatılacağı an. Yakınını kaybetmiş ve bir ümit arıyor yani. Tutunacağı bir şey arıyor. Ona bu ümidi verirseniz işte delilden ziyade zevke nazırdır sırrını yakalamış olursunuz. Ama sair vakitlerde diyelim adam işte Allah korusun diskoda, barda eğleniyor. Ya gel sana Bismillah anlatacağım. Herhalde orada o ayarda olmaz o adam yani.
Böyle kollayışlar da önemli. Hani oralarda tebliğ olmasın demiyorum ama bir makam da kollamak lazım ya. Çünkü o makamı kollamadığınız zaman tebliğinizi tesirsiz, kıymetsiz hale getiriyorsunuz. Yani dinleyeceği zamanı anlamanız lazım o adamı. Tuttuğunuz her yerde anlatmaya çalışırsanız ya müsait değilim diyor. En kibar öyle diyor. Bazen de hani hiddetleniyor. O şeye de dilinizdeki o hakikate de bir düşmanlık ediyor. O yüzden tebliğ yapacak olan kimsenin biraz empati yapabilmesi lazım. Biraz halden anlayabilmesi lazım. Bu tebliğ işi sadece alıp nakletmek işi değildir. Biraz da psikolojik bir iştir. Bunların özel kadrolarının olması lazım. Herkes her işe atlamaması lazım. Ha biliyorsa, yapabiliyorsa, o empati yeteneği onda varsa yapsın. Ama dandun adam her yerde, her gördüğüne sarmasın yani. Bence o doğru değil. Çünkü her gördüğüne sarıyorsun, nefret arttırıyorsun. O adam belki o an nefret edecek durumda ondan. Orada doğru damarı bulup, doğru şeyi bulup oradan girmek lazım. Doğru makamı yakalamak lazım. O adamın, en ileri adamın bile belki dinleyeceği bir zaman vardır. Hani işte gene geçen ders konuştuk. Düşen uçakta ateist bulamazsınız diyor ya. O hesap. İstediği kadar seküler olsun. O anı geldiğinde ihtiyacı var. Onu eğer Allah'a anlatırsanız uyanış yaşayabilir ve hayatı değişebilir. Böyle bir şeyi kollamak lazım. Delilden ziyade zevke nazırdır makamını kollamak lazım. Belki Belkıs da o makamdaydı. Hudhud'un getirdiği mektup onda bir uyanış başlattı. Ki hidayete erdiğini de biliyoruz yani kıssanın devamından. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Ha, pardon. Bu ayet niye bu mevzunun başında? Sadece Bismillahirrahmanirrahim'den mi? Değil. İşte o delil ve zevk meselesi de burada sanki bu ayetin içinde var. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki. Ha, pardon. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki. Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Önemli bir şey. Yine yukarıyla biraz bağlayalım bunu. Şimdi aklıma geldi. Yani şu an biz ne okuyoruz? Kainatın bize mektup haline geleceği. Mektubat-ı Semedaniye der Bediüzzaman Hazretleri. Semedani bir mektup haline geleceği bir metin okuyoruz. Kainatı böyle bir mektup olarak algılayacağımız bir metin okuyoruz. Bu bir mektup yani. Bakın ismi sözler, mektubat değil. Mektubat da var ama bu sözler de bize yazılmış bir mektup. Bu kainat da bize yazılmış bir mektup. Cenab-ı Hak tarafından bize yazılmış bir mektup. Kur'an bize yazılmış bir mektup. Hadis-i şerifler bize yazılmış mektuplar. Ama bu mektupları anlamak için Belkıs'ın uyanıklığında olmak lazım. Yani o mektubu eline alıp koşacak heyecanı duymak lazım. Kim bunu buraya bırakmış ya falan değil yani. Bismillahirrahmanirrahim'i gördüğünüz zaman ona bir açlığınız olması lazım. Yukarıyla da böyle bağlayalım. Hani o ayetle niye bu metin beraber? Bu metin nasıl bu ayetin tefsiri olabilir ki biliyoruz Bediüzzaman Hazretleri buraya koyduğu ayetleri bu metinde tefsir ediyor. Hatta daha fazlasını tefsir ediyor ama biraz böyle arayışta olmak lazım. Onu orada görmek lazım yani. Demek ki neymiş? Bir mektubun heyecanı duyacak, bir mektubun heyecanını duyacak, bir mektubu aldığın zaman heyecanla danışmanlara koşacak, Bismillahirrahmanirrahim'i duymaktan sevinecek, meraklanacak, heyecanlanacak bir halet ruhiyede olursak bu metin bizimle de konuşacak. İşte mektubun ilk cümleleri. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Kainat, yani bütün varlık, evren, arz, yani küre-i arz, dünya, dünyanın yüzeyi, üçüncüsü insanın yüzü. İlginç değil mi? Evrenin yüzü, dünyanın yüzü, insanın yüzü.
bu 300'de birbirinin numunesini, birbirinin yani örnekliğini saklıyorlarmış. Bu örnekliği nasıl izah edelim? Yani mesela bir karpuz olsun bir yerde, onun yanında işte o karpuz suyundan yapılmış bir içecek olsun, bir de onun yanında meyve konsantreleri diyorlar ya, böyle sıkıştırılmış, süzülmüş, suyu alınmış, sonra suyu attığınızda tekrar meyve suyu elde edebiliyorsunuz. Öyle bir madde olsun, meyve konsantresi. Şimdi karpuz asıl öz, onun yanında meyve suyu yine onunla ilgili, ondan emareler taşıyor, onda onu bulabiliyorsunuz yani. Bir de meyve konsantresi. İşte bizim kainat, dünya ve insan yüzü arasında böyle bir ilgi varmış. Birbirlerini gösteriyor, birbirlerine işaret ediyor, birbirlerinden iz taşıyor. Birbirlerinin parçası. Ama özetleyen parçalar yani. Bütünü taşıyabilen parçalar. Birbirinin numunesini gösteren 3 sikkeyi rububiyet var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini gösteren 3 sikke var. İşaret, iz. Paralara biz diyoruz ya, sikke diyoruz. Üzerinde basılı çünkü devletin, padişahın şeyi basılı. Mührü basılı. Biri, kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Bismillah, bismillah'daki Allah bize ne öğretiyormuş? Kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüp, tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Eğer biz kainatın yüzündeki teavün yani yardımlaşmayı, tesanüt yani dayanışmayı, teanuk yani karşılıklı konuşmayı, diyalog, iletişimi, tecavüp, cevaplaşmayı görebilirsek, okuyabilirsek, yani bu kainatın parçalardan ibaret değil, o parçaların uyumla bir araya geldiği bir bütün olduğunu, yani parçaların noksanlığının bütünün düzeninin bozulması anlamına geldiğini görebilirsek, onları farklı farklı adacıklar değil de sıra dağlar gibi tarif edebilirsek, o gözle izleyebilirsek, yıldızların arasındaki, galaksilerdeki, evrenin arasındaki bağları görebilirsek, yani bu düzenin farklı farklı bağımsız şekillerde değil de birbiriyle iç içe geçmiş bir şekilde, bir bütünlük içinde kurulduğunu görebilirsek, diyor ki o işte sikke-i kübra-i uluhiyettir. Allah'ın ilahlığının en büyük sikkesidir. Bismillah ona bakıyor. Ha, yani Bismillah bize yukarıdan bir bakış sağlıyormuş. Evrenin tamamını görebilecek bir bakış. Veya evrenin tamamını görürsek oradaki Bismillah'a bir kapı bulabiliyormuşuz. Onların arasındaki ilişkiler bize hepsinin aynı şekilde Allah adıyla hepsini birden görecek, hepsini birden idare edecek birisi tarafından yapıldığını söylüyormuş. Mesela anahtar ve kilit örneğini düşünelim. Diyelim anahtarı farklı firmadan, kilit farklı firmadan. O kilit o anahtarı açar mı ya da işte o anahtar o kilidi açar mı? Açmaz. Çünkü şeyleri farklı. Dişleri, girişleri, çıkışları birbirinden çok farklı. Bazen oluyor ki mesela aynı ürün ama farklı firma üretmiş. Vidasına bir kırtış koymuş, bir değişik bir şey koymuş. Onun vidasını öbürüne takamıyorsun. Adam benim malım orada kullanılmasın demiş. Özellikle. Bu şekilde düşündüğümüz zaman o kainattaki muhteşem uyum, aynı kanunların her yerde aynı şekilde geçerli oluşu, evrendeki bu muhteşem düzen, yıldızlar, galaksiler vesaire bunu gördüğümüz zaman ya diyoruz hani bu anahtarlar, bu kilitler, bu galaksiler, bu yıldızlar hepsi aynı elden çıkmalıdır ki uysun ya bu parçalar birbirine uysun. Yani yoksa uymazlardı. İkisini birden gören birisi ancak bunu yapabilir. Yine anahtar kilit örneğine dönersek. Diyelim ki bir arkadaşımıza kilit yapma vazifesini verdik. Bir arkadaşımıza da anahtar yapma vazifesini verdik. O anahtarla kilidin birbirine uyması ihtimali kaçta kaçtır? Eğer ikisine ortak bir kalıp vermediysek bir kişi yani yine biz bir kişi olarak ikisine ortak bir çalışma kalıbı vermediysek
O iki ayrı kişi o ortak kalıbı bulamaz. Veya kitaba gidelim, kitaptan örnek verelim. 10 tane yazarımız var. 10 tane yazara diyoruz ki hepiniz birer parça roman yazın. İşte birinci bölüm senin, ikinci bölüm senin, üçüncü bölüm senin, dördüncü bölüm, beşinci bölüm hakeza. Birleştireceğiz, düzenli bir roman olacak. O insanların yazdıkları kurguların, karakterlerin, yol yerlerin, yolların, işlerin birbirine uyumlu olması ihtimali kaçta kaçtır? Çok uzak bir ihtimal. O yazar Ayşe ile Fatma'nın, işte Fatma ile Ayşe'nin maceralarını, öteki yazar işte Kerem ile Aslı'nın aşkını, öteki yazar bilim kurgu, beriki yazar polisiye bir birleştirirsin. Saçma sapan uyumsuz bir şey olur. Ama biz kainatta böyle bir şey görmüyoruz. İşte tevhidin en büyük delillerinden birisi. Kainata baktığımız zaman her yerde aynı şekilde işleyen kanunlar, nizamlar, düzenler ve bunların sonuçlarını görüyoruz. Bu şekilde de anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın tevhidi kainatın her yerinde. Her yerinde olmasıyla zaten o tevhid mümkün. Bu çıkarımı bu şekilde yapıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Gene vaktimizi geçmişiz. Ben burayı hızlıca okuyayım. İnce tefekkürünü bir dahaki derse bırakalım. Çünkü bu metin çok böyle derin bir metin. Ben şimdi aceleyle bitirsem hakkını vermemiş olacağım. Hem sizin hakkınıza girmiş olurum, hem tefekkürün hakkına girmiş olurum, hem metnin hakkına girmiş olurum. Öyle yapalım. Hızlıca okuyorum. Tefekkürünü bir dahaki derse bırakıyoruz. Biri, kainatın heyeti mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Bismillah. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman, Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i ref'et ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim, Errahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Bakın Bismillahirrahmanirrahim ne oldu? Bismillah'ı önceki derste gördük. Bismillahirrahmanirrahim ne oldu burada? Üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüshay-ı musagarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Tabi metin çok şeyler söyledi ama şimdi girersek herhalde bir saatte onun için almam lazım. Hiç girmiyorum. Bir daha gideriz bu metni konuşacağız. 14. Leman'ın ikinci makamındayız. Üstü çok fazla konuştuğum için sırlara giremedik. Birinci sırrı inşallah bir dahaki ders tefekkür edeceğiz, konuşacağız. Becerebildiğimizce, gücümüz yettiğince. Cenab-ı Hak o sırları açabilmeyi inşallah nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim sırrından Sebe Melikesi Belkıs kadar heyecanlanabilmeyi, onun yaşadığı uyanışı yaşayabilmeyi, kainatın mektubumuz gibi, bize gönderilmiş mektup gibi görebilmeyi nasip eylesin. Allah sizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.